Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çatısı bakımından bu cümleyle özdeştir? Çağın gereklerine aykırı düşen toplumsal normlar sosyal hayatta çatışma yaşanmasına neden olur. Neden olur ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu ifade aynı zamanda birleşik yapılı bir eylemdir. Neden olan ne? Çağın gereklerine aykırı düşen toplumsal normlar. Bu ifade cümlenin öznesidir neye neden olur? Sosyal hayatta çatışma yaşanmasına. Burası da cümlenin dolaylı tümlecidir. Şimdi bu cümlenin yükleminde arkadaşlar ıl, ın, ış veya laş dediğimiz çatı eklerinden hiçbiri olmadığı için bu cümlenin yüklemi durumundaki fiil etken çatılıdır. Nesne alabilen eylemlere geçişli eylem, nesne alamayanlara ise geçişsiz eylem denir. Bu cümlede nesne olmadığı için bu cümlenin yüklemi aynı zamanda geçişsiz bir eylemdir arkadaşlar. Şimdi cümlelerimize bakalım. A seçeneğindeki bilinmektedir fiili bu cümlenin yüklemidir. Ne bilinmektedir? Aile içi şiddete maruz kalan çocuklarda psikolojik sorunların daha yoğun yaşandığı. Burası cümlenin öznesidir. Ancak bu sorunların yaşandığı kendi kendine bilinmez. Bunu birileri biliyordur. Ancak o birileri bu cümlede yazmadığı için Buradaki özne sözlü öznedir. Buradaki eylem de bilmekten bilinmek olmuştur. Yani ın dediğimiz çatı ekini almıştır. Dolayısıyla bu edilgen çatılı bir eylemdir. Bu nedenle bunu geçiyorum. B seçeneğindeki çözerler fiili bu cümlenin yüklemidir. Çözen kim? Sosyal yönden gelişmiş bireyler bu ifade cümlenin öznesidir. Neyi çözerler? Karşılaştıkları sorunları bu ifade ise bu cümlede belirtili nesnedir. Yani bu cümledeki eylem geçişli bir eylemdir. Dolayısıyla bu cümleyi de geçiyor. C seçeneğinde geçen karşılaşabilir fiili bu cümlenin yüklemidir. Arkadaşlar, ış veya laş ekini almış eylemlere işteş çatılı eylem denir. Bu eylemler birden çok kişi tarafından karşılıklı ya da birlikte yapılmayı gerektirir. Şimdi burada geçen karşılaşabilir eylemi karşıdan karşılaşmak olmuştur. Yani laş dediğimiz çatı ekini almıştır. Ayrıca karşılaşma eylemi karşılıklı yapılmayı gerektiren bir eylemdir. Dolayısıyla bu işteş çatılı bir eylemdir. Bu nedenle bunu da geçiyorum. Bizim cevabımız E seçeneği olur. Ona da bakalım. E seçeneğindeki başlar fiili bu cümlenin yüklemidir. Kim başlar? Ergenlik çağında dışarıdaki hayata özenen birey. Burası cümlenin öznesidir neye başlar? Ailesiyle daha az vakit geçirmeye. Burası da cümlenin dolaylı tümlecidir. Gördüğünüz gibi bu cümlede nesne yok. Yani bu cümlenin yüklemi geçişsiz bir eylemdir. Ayrıca bu yüklem durumundaki eylemde ıl, ın, ış veya laş dediğimiz çatı eklerinden hiçbiri yoktur. Dolayısıyla bu aynı zamanda etken çatılı bir eylemdir. Bu nedenle bizim cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar.